Merhaba sevgili seyirciler, Tarih Köprüsü programına hoş geldiniz. Tarih Köprüsü programında bugün Alevilikte önemli bir yere sahip olan Hallacı Mansur'u tartışacağız. Merhaba hocam. Merhaba. Evet, Alevilikte, Alevilik öğretilerinde Hallacı Mansur'un önemli bir yeri var. Bugün onu tartışıyoruz. Önemli bir karakter, hakkında çok fazla kaynak ulaşmamış bugüne kadar. Sınırlı kaynaklarla tanıyoruz Hallacı Mansur'u. Özellikle Alevilikte çok önemli bir karakter. Çünkü öğretileri Alevilikte benimsenmiş bir figür olarak çıkıyor karşımıza. Özellikle Enel Hak söylemi. Zaten idam edilmesinin bir nedeni de buydu. Yine vahdet-i vücut şeyini benimsemesi, görüşünü benimsemesi de. Şimdi Hallacı Mansur Abbasiler döneminde yaşadı. Çok çalkantılı bir dönemde. İyi bir eğitim gördü. Öğretilerini yaymaya çalıştı. Ve sonuçta idam edildi. Birçok muhalif gibi, muhalif inancı taşıyan insan gibi çok önemli bir karakterdi. Şimdi hocam öncelikle size sormak istediğim bir özetle yapalım, sonra zaten ayrıntılarını tartışacağız. Hallacı Mansur Aleviliğe ne vermiştir, ne gibi bir miras bırakmıştır ve bu kavramlarını da zaten teker teker inceleyeceğiz. Evet, senin de söylediğin gibi Hallacı Mansur Alevilikte çok önemli bir figür. Evet. Bugüne kadar yeterince bilince çıkmamış, çok fazla üzerinde durulmamış, çok önemli bir figür. Bir defa şunu söyleyelim, Alevilik, Mezopotamya ve Anadolu Aleviliğinde çok önemli bir yeri olduğu gibi, söz gelimi ibadetlerinde, erkanlarında Mansur Dağrı diye bir dar var. Böyle bir özellik olduğu gibi, söz gelimi Ezidilerde ya da Ahl-i Hak'ta, yani Yahristanizm'de de Hallacı Mansur kutsal kişilikler arasındadır. Evet. Yani Alevilik ve Aleviliğin tüm türevlerinde Hallacı Mansur'un apayrı bir yeri vardır ve kutsal kişiliktedir. Keza salt edebiyattan bakıldığında bile, ki Alevilik aynı zamanda edebiyattır, her zaman söylüyoruz. Aynı zamanda kültürdür, aynı zamanda müziktir, aynı zamanda felsefedir. Aynı zamanda erkandır Alevilik. Dolayısıyla sadece şu göstereceğim birkaç örnek bile Hallacı Mansur'un Aleviliğin diğer türevlerinde bir kutsal kişilik olarak kutsal bir makamda bulunmasının yanı sıra edebiyatı da nasıl yansıdığını gösteriyor. Birkaç örnek verelim mesela. Yunus Emre'de, şunu hemen söyleyeyim ki Yunus Emre'den önce gelen Yaresan Kürt şairlerinde de önemli bir yeri var. Onu da hemen söyleyeyim. Ona da atıfta bulunuruz. Yunus nasıl şiirleştirmiş? Bizim meclis meslerinin demleri Enel Hak olur. Bin Hallacı Mansur gibi onun kemiğin divanesi. Yine Seyyid İmadeddin Nesimi. Niye ben bu örnekleri veriyorum? Vereceğim bu şairler kökenleri ne olursa olsun, gerek Türkçe yazmış olsunlar, gerek Kürtçe, gerekse diğer dillerden yazmış olsunlar. Bunların tümü aynı zamanda Hallacı Mansur ve benzeri Alevi önderlerinin varisleri olduğu için onları aynı zamanda şiirleriyle de yaşatma ihtiyacı duymuşlar. Keza yine Hallacı Mansur gibi derisi yüzülerek öldürülen, katledilen Aleviliğin hurufi yolundan, yorumundan gelen ünlü şair Diyarbakırlı, daha önce söz konusu olmuştu bu, Süleyman Nazifler'in, evet, Faik Ali Beyler'in yedinci kuşaktan dedeleri, cedleri olan bir kişi Seyyid Nesimi. Diyor ki Fazlı'ya çün hak benem, hak bendedir, hak söylerem. Yine Mansur veş olup berdara gelmişler deniz. Beş gibi anlamında bilindiği gibi. Daim enel hak söylerim.
Hak'tan çün mansur olmuşam. Kimdir beni berdar eden, bu şehre meşhur olmuşam. Kendisi de aynı akibete uğradı. Dediğim gibi Seyyid Nesimi, Pir Sultan Abdal'da. Hafidi peygamberim has, gel Yezid Hüseyin'imi kes. Mansurum beni dara as, ben ölünce il durulur. Keza Şah İsmail Hatayi, bu yol Cihangir bir gazi ister. Yemeden yediren şahbazı ister. Ölmeden ölecek serbazı ister. Mansur gibi darda asılan gerek. Yine yakın dönemlere kadar Mansur'un Alevi Bektaşi şiirindeki etkisi devam ediyor ki 1924'te Bektaşi şairleri adıyla ilk inceleme antoloji çalışmasını yayımlayan Derviş Ruhullah da şöyle yansıtıyor. Niyaz ehlindeniz, zannetme zahit. Meşhur-ı cihandır nazımız bizim. Sözümüz mutlaka canana ait. Enel hak çağırır sazımız bizim. Şimdi görüldüğü gibi bu ve buna benzer daha sonra vereceğimiz birçok örnekte de görüldüğü gibi Hallacı Mansur Aleviliğin vazgeçilmez kutsal kişiliklerinden, düşünsel önderlerinden biridir. Hocam şimdi girişte de söyledik, Enel Hak söylemi var. Enel Hak denildiğinde zaten akla Hallacı Mansur geliyor. Onun öğretisinin bir nevi temeli de bu cümlede yatıyor. Şimdi biraz bu cümleyi açabilir miyiz? Enel Hak neyi temsil ediyor? Anlamı nedir? Enel Hak kelime anlamıyla kelime mota mot çevirisine bakılırsa ene Arapçada ben demektir. Ene el hak, ben hakkım demektir. Hak benim demektir açıkçası. Şimdi genellikle... Ama bunu şöyle algılamamak gerekiyor değil mi? Hani birçok tartışmanın ana hattı da bu. İşte hak benim deyince Tanrı benim, Tanrı hani Tanrı olan benim, ben Tanrıyım gibi bir söylem yok değil mi? Yani onun daha filozofik bir anlamı var. Şimdi mesele nedir var. Biliyor musun? Bütün mesele onu kavramaktan geçiyor zaten. O kavranamadığı için evet. Hallacı Mansur, Ebu'l-Vefa-i Kürdi, arkasından Seyyid Nesimi, arkasından Pir Sultan Abdal ve benzerleri. Hatta bunlar bilinen isimler. Şunu açık söyleyeyim, bunlar bilinen insanlar. Söz gelimi Fatih döneminde, anlı şanlı Fatih Sultan Mehmet döneminde yüzlerce kalenderi şairi, dervişi katledilmiştir. Yani o zamanki resmi dine, resmi anlayışa muhalif görülen yüzlerce, bunların içinde bir bölümü şairdir. Söz gelimi ben bunlardan birini tanıttım bir vesileyle. Temennai gibi, aynen Seyyid Nesimi gibi o da katledilen bir şahsiyettir. Bir kalenderi derviş ve şairdir. Böyle yüzlerce örnek var fakat bunlar bilinmediği için, tarihin tozlu raflarında kaldıkları için, bilince çıkarılmadıkları için bugün onlar bilinmiyor. Yani öyle bir dünya görüşü, öyle bir ideoloji, öyle bir tanrı algısı savunuyorlar ki normal ortodoks dinlerin onu öyle kavraması mümkün değil. Hele hele sığ kafaların kavraması hiç mümkün değil. Bu nedenle çoğu kez vahdet-i vücut olarak nitelendirilir. Bu şeyin felsefesi. Hallacı Mansur'un. Benim görüşüme göre vahdet-i mevcutçudur. Hallacı Mansur ve o yoldan gelenler ve bugünkü Alevilik esas itibariyle vahdet-i mevcutçudur. Mesele şu. Aynen bilimsel öngörüde olduğu gibi hiçbir şeyin yoktan var olamayacağı ve vardan yok olamayacağı savunulur bu öğretide, bu anlayışta. Bu değişim, kendi içinde dönüşüm ve değişimdir söz konusu olan. Bu nedenle söz gelimi Alevilikte ve onun türevlerindeki tanrı algısı klasik ortodoks dinlerdekilerden farklıdır. Ama vahdet-i vücudu da karşılıyor değil mi? Mesela orada içeriyor ama ondan daha ileri bir aşamadır bu. Vahdet-i mevcut, vahdet-i vücuttan daha ileri bir aşamadır. Yani birbirleriyle iltibatlı olmakla birlikte daha ileri bir aşamadır. Mesele şudur. Alevilikte ve yine işte bunun adına bir öğreti oluşmuş. Hallacı Mansur'dan kaynaklı. Ona tarikat deniyor ama Aleviliğin bir versiyonudur o da.
tanrısal güç, ilahi güç, yani cisimleri, olguları, duayı dönüştüren güç olarak nitelendirilen o tanrısal güç, bir bütün olarak evrende mündebiç bir gizil güçtür. Bir gizil güçtür. Ve bunun en önemli ayağı olan, en önemli yansıması olan insanda öncelikle tezahür eder, kendini bulur. Ve o insanlar arasında da belli bir kategorik ayrışma var. O nedenle insanı kamil kategorisi bu gerçeğin sırrına varan, zamirine varan kişi artık erdemli insandır. O kamil insandır. Ermiş insandır, erişmiş insandır. Dolayısıyla onlar tanrısal gücün, ilahi gücün insanda olduğunu, bir bütün olarak evrende müntemit gizil bir güç olduğunu, fakat en önemli yansımasını insanda, özelde de insanı kamilde bulduğunu kabul ettiği için enel hak diyor. Evet. Ben hakkım. Yani hakkın bir parçasıyım. Bu ilahi gücün, tanrısal gücün bir parçası. Bunu zamirine varmış, bunun kündüne varmış, bunun özüne varmış, bunu içselleştirmiş temsilcisiyim. Benim dışımda gayipte şey aramayın. Ya da var olan bu gizil gücün dışında başka gayipte Tanrı aramayın. Çünkü dikkat edilirse Hallacı Mansur'un ve diğer katledilen Alevi önderlerinin yaşadıkları dönem Ortodoks dinlerin hüküm sürdüğü ve diğer inançlara, diğer dinlere, kültürlere, algılara cevaz vermedikleri bir dönemdir. Hı hı. Dikkat edelim. Evet. Bu bağlamda özellikle şunu bileceğiz. İnsanlık tarihi boyunca hep inanmalar, inançlar, kutsanan unsurlar olmuştur. Ve insanoğlu bunlara galebe çaldıkça devamlı bu kutsal kişilikler şekil değiştirmiştir, kimlik değiştirmiştir. Ne demek istiyorum? Geçmişte bir tepeye, bir dağa tapabilir insanlar. Hı hı. İlkel dönemlerde. Arkasından küçük bir suya tapabilir. Bunlar doğasal varlıklar olduğu için aynı zamanda kutsaldır bu inançta. Ama bunun ötesinde insanın ona galebe çalıp çalmaması, aynı zamanda düşünen hayvan olarak da nitelendirilen, canlı olarak nitelendirilen insanın bunlara galebe çalıp çalmamasıyla doğru orantılı olarak bu sürekli dönüşmüştür. Hı hı. Bu tanrı algısı, kutsanacak olgular algısı sürekli değişmiştir. Tepeden dağa çıkmıştır söz gelimi. Küçük çaydan nehire, nehirden denizlere, deryalara ve giderek bütün bunlara galebe çalan insanlar bu defa gözünü daha uzaklara dikmiştir. Gözünün önüne gelen en önemli unsurlardan bir tanesi güneştir. Dolayısıyla güneşe tapma çok önemli bir olgudur. Çünkü evrenin çok önemli bir unsurudur. Keza arkasından ay unsuru. Keza yıldızlar olgusu. Yıldızlar olgusu. Dolayısıyla bu ilahi gücü, tanrısal gücü bir bütün olarak evrende bulma ve bunun en önemli yansımasını da insanda bulma anlayışıdır ki İşte bu inançları diğer ortodoks inançlardan ya da işte semavi dinlerden ayırıyor. Bütün mesele bundan kaynaklanıyor. İşin aslı bu. Şimdi yine çok tartışılan bir şey soracağım. Net bir soru aslında. Şimdi genelde işte makalelerden, değişik makalelerden okuyoruz. Hallacı Mansur Alevi midir denir, Alevi değildir denir. Yine açıkladık aslında Alevi öğretisine katkıları olmuştur. Böyle bir bağlılık söyleyebilir miyiz yani? Şimdi net olarak bunun karşılığı nedir? Gerekirse. Karşılığı İslam mıdır, Müslüman mıdır? Değil mi? Evet. Herhalde bu öyle. Çünkü bir İslam dünyası içinde. Hı hı. İran coğrafyasında esas olarak biliyorsun. Büyüyor, yetişiyor. Bir Sufi. Elbette. Şimdi evet. Mesele ne? Eğer Alevi değilse Müslümansa, o zaman niye önce lime lime edip arkasından çarmıha gerdiler? Hı hı. Çarmıha gererek cezalandırdılar. Yani İslam halifeliği bunu yapıyor. Evet. Halifelik ne demektir? Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi. Kendini zıllullah kabul ediyor. Tanrı'nın gölgesi, hı hı, olarak kabul ediyor. Eden halifeler yoluyla asıldı. Değil mi? Hallacı Mansur. Hı hı. Dolayısıyla bu komik bir olay. Bu aynen neye benziyor? İlahiyatçı Süleyman Ateş'in Yunus Emre'yi
bir tipik klasik Müslüman olarak sunması gibi. Ya Yunus Emre'de öyle bir felsefe, öyle bir betimleme var ki, gerek tanrısal algı, gerek halkla ilişkiler, örnekler vereceğiz. Yani bunu şeyin kabullenmesi mümkün değil. Nitekim sonraki yüzyıllarda bile çeşitli Osmanlı Şeyhülislamları bunları suçlayan fetvalar vermişlerdir. Hı hı. Kararlar vermişlerdir. Bu bir algı olayıdır bir. İkincisi, dediğim gibi tanrısal algı, tanrı algısı. İkincisi, peygambere bakış olgusu. Peygamber nedir? Hı hı. Üçüncüsü, tanrı toplum ilişkileri. Dördüncüsü, en önemlisi insanın yeri. İnsanın yeri çok önemlidir bu dinlerde. Yani dinleri belirleyen, niteliklerini belirleyen, bilimselliğini ya da bilim dışılığını belirleyen asıl öge insana bakış olayıdır. Evet. Dolayısıyla birisi insanı işte Hallacı Mansur'da olduğu gibi ya da Yunus'ta olduğu gibi ya da diğer önemli şahsiyetlerde olduğu gibi insanı tanrı katına çıkarır. Tanrısal güç. Öbürü de o gaybi bir gücün kulu kölesi durumuna getirir. İşlevsiz, etkensiz bir element durumuna düşürür. Halbuki Alevilikte ve Aleviliğin önceli olan inançlarda bir tanrısal güçtür. İnsan. Evet. Bir tanrısal güçtür. Bütün mesele oradan çıkıyor. Yani şimdi görüyoruz belli inanç sistemlerine bağlı olan bireylerde hani değişik olarak kendini peygamber ilan edenler ya da çok fazla ilahi güç şeyiyle değişik bir psikolojiyle ortaya çıkanlar mevcut. Fakat Hallacı Mansur felsefesi daha farklı bir. Hani kendini ilan etme değil de hani Aleviliğin temel felsefesini oluşturan Tanrı insandadır, insan Tanrı'dadır olgusuyla hareket ediyor. Elbette. Cevabını verdiniz. Elbette. Bir de çok aslında ilginç bir şey, çok da bilinmeyen Kermatiler olgusu var. Şimdi Hallacı Mansur ve Kermatiler. Karmatiler. Evet pardon. Bu Karmatiler şimdi olgusu var. Bu bir tarikat mıdır, bir inanç sistemi midir? Nasıl bir olgu, Hallacı Mansur öğretileriyle benim bildiğim kadarıyla bayağı bir etkileşim Elbette. Söz konusu. Bu Elbette. Etkileşimler nelerdir? Aslında biraz bundan bahsetmek gerekir. Ya şimdi gerekir. Günümüzün modern siyasal akımlarının olmadığı dönemlerde, bugün artık işte komünizm, sosyalizm, faşizm, liberalizm, kapitalizm say. Bu anlamdaki modern tırnak içinde düşünce akımlarının olmadığı dönemlerde de toplumların ideolojileri vardı, toplumların belli bir dünya görüşü vardı. Anlatabiliyor muyum? İşte o zamanki dinsel görüşler ya da ideolojiler dinsel karakterliydi. Dinsel motiflerle örülüydü tabir caizse. Bu bağlamda senin sözünü ettiğin karmatilik de Aleviliğin bir versiyonudur. Aleviliğin içerisindedir. Aynen hurufilik gibi, aynen kalenderilik gibi, aynen Mansuriye gibi, buna benzer ila nihaye, babailik gibi. Bunları daha önce söyledik. Bu vesileyle elimde bir kitap var. Şimdi bu kitap 1948'de yayınlanmış. Kim yayınlamış? Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlamış. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlamış. Bu Batinilerin ve Karmatilerin iç yüzü. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bu kitap. Bu niye önemli? Benim inceden inceye okuyup eleştirdiğim, yazılarımda da değindiğim, eleştirdiğim bu kitap neden önemli? Şunun için önemli. Söyledik ya, tek tip bir toplum yaratma adına Hanefi mezhebi ekseninde bir devlet Müslümanlığı yaratılmaya, biçimlendirilmeye ve egemenleştirilmeye çalışıldı dedik ya. Özellikle Cumhuriyet döneminde. Evet. Ve bu tek tip toplum yaratma adına Hanefi Müslümanlığı dışında kalan inançların kötülenmesi kampanyası başlatıldı. Seferberliği başlatıldı. Bu seferberliğe Kemalist bir yığın yazar çizer tayfası da eşlik etti. Sadece gazeteciler ya da ideologlar değil, romancısı, hikayesi, tiyatro yazarı vesaire de eşlik ettiler. En başta da bunların tamamı Aleviliği ve Bektaşiliğe savaş açtı. Aleviliği, Bektaşiliği, çünkü burada İslamiyet dışındaki en büyük inanç, en yaygın güçlü inanç Alevilikti.
Dolayısıyla onu ekarte etme, Aleviliği tasfiye etme, İslamiyet içinde eritme hedeflendiği için bir kampanya başlatıldı. Ve bu kampanyaya biz Kur'an tefsiri olayından başlayarak girmiştik zaten. Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nun ilanından hemen sonra bu konuda atılan adımları, daha önce üzerinde durmadığımız bir kitap bu. O açıdan önemlidir. Sen tam da karmatiğilikten söz ettiğin için. Evet. İşte daha 1948'de bile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bu kitapta Aleviliğin versiyonlarından olan batınilik ve karmatiğilik kötüleniyor. Aleviliğe yapılan suçlamalar zamanında bunlara da getirildiği için mum söndürme olayı dahil, Tanrı'ya şirk koşma ya da kendini Mehdi gibi görme ya da işte kendisini Tanrı gibi görme vesaire vesaire gibi iddialar burada dile getiriliyor ve bu akımlar suçlanıyor. Bu akımlar suçlanıyor. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı adına yapılan bir şey. Yani bu karmatiler de mesela örgütlemelerini çok çok gizli bir şekilde yapıyorlar. Onların önderlerine sanırsam dahi deniliyor. Ve çok gizli bir örgütlenme şekilleri olduğu için mesela onlar hakkında da çok fazla net bilgiler ulaşmıyor. Şimdi gizli kadar olması son derece doğal, evet, olağan. Şimdi siz halifelik adına İslamiyet'i kurumsallaştırmaya çalışıyorsunuz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kurumsallaştırmaya çalışıyorsunuz. Şu an elimde bir resim var. Şunu göstereyim. Kendimle ilgili bir resim. Bu resmi ben niye çektirdim özellikle? Özellikle halifeler döneminde diğer dinlere, inançlara ve kültürlere savaş açıldı. Söz gelimi işte adaletle özdeşleştirilen Hazreti Ömer döneminde dünyanın o tarihteki en büyük kütüphanelerinden biri olan İskenderiye Kütüphanesi yerle bir edildi. Daha önce Hristiyanlar döneminde de orada bir tahribat yapıldığı söylenmekte 3. yüzyılda. Ama en büyük tahribat onun yerle yeksan edilmesiyle sonuçlanan, bu birkaç yıl önce benim İskenderiye Kütüphanesi önünde çektiğim bir resim. Daha önce dediğim gibi Ömer döneminde yerle bir edilen, yakılan, yıkılan dünyanın en önemli kütüphanesi yerine UNESCO'nun, Birleşmiş Milletler'in desteğiyle yeniden yapılan bir kütüphane bu. Sanılmasın ki modernleştirilmiş. Modernleştirilmiş, aynı yere yapılmış yeni bir kütüphane Kahire'de, İskenderiye'de, affedersin. Şimdi böyle bir şey ortamında, kültür ortamından çıkılıyor. Böyle bir kurumlaşma zora dayalı bir din yayma olgusundan söz ediyoruz. Şimdi bu durumlarda muhalif olan ya da önceden var olup devam eden dinlerin, inançların, felsefelerin İslam hilafeti karşısında korunabilmesi için ne yapmalar gerekiyordu? Yani gizli örgütlenmeyecekler de ne yapacaklar? Yani bu öğretilerin temeline dayanmıyor. Bu tamamen baskıdan. Tamamen baskıya dayalı bir olay. Yani siz onu baskılarsanız, hayat hakkı tanımazsanız, dediğim gibi Zerdüştülere yapılanı anlatan en güzel şiirlerden bir tanesi 7. yüzyıla ait bir Kürtçe şiirdir. Hezar Mert'te bir ceylan derisi üzerinde bulunan bu şiirde o zamanki Zerdüştilerin, Yaresanların ardından daha sonra Yaresanların çektikleri çile anlatılıyor. Bir vesileyle söylemiştik. Kürt şiiri milattan 400 yıl önce başlayan, bugün ilk ürünlerini elde ettiğimiz milattan 400 yıl önceye ait Borazboz adında bir şair biliyoruz, tespit ediyoruz. Bu onun çizilmiş tabii ki bir deseni, yeni Borazboz. Şimdi Borazboz'un şiirinden başlayarak burada da birçok böyle hümaniter unsur var Borazboz'un şiiri. Neredeyse yazdığı şiiri bugün biz anlayabilecek durumdayız. Ama asıl konu olmadığı için onu okumaya gerek görmüyorum. Yalnız şunu söyleyeyim, 7. yüzyılda tam da bu hayhuy, tam da bu İslam'ın yayılma sürecinde Zerdüştilerin o tarihte yaşadıkları dramı yansıtan 7. yüzyıla ait bu Kürtçe şiirde şöyle deniyor. Türkçesini okuyorum ben şimdi. Kürtçesini okumayın, Türkçesini okuyorum. Kutsal yerler yakıldı, kutsal ateşler söndü,
herkesten saklandı namlı büyükler. Dikkat edelim. Herkesten saklandı namlı büyükler. Zalim Araplar girdi ta Fırat'a dek. Zalim Araplar dedi, hilafet ordularını söylüyor. Evet. Köylerden tut da ta Şehr-i Zur'a kadar. Şehr-i Zur bugün Şam ve çevresidir. Hı-hı. Şam ve çevresi. Oraya kadar esir alındı bütün kızlar ve kadınlar. Çünkü şer'i ahkama göre kızlara ve kadınlara el konur. Erkekler öldürülür, mallar yağmalanır. Hı-hı. Kendi kanında boğuldu özgür adamlar. Kendi kanında boğuldu özgür adamlar. Kimsesiz kaldı Zerdüşt'ün töresi dini. Yüce Hürmüz affetmeyecek hiçbirini. Yani bu katillerin hiçbirini affetmeyecek diyor. O zamanki Zerdüşti bir Kürt şairi 7. yüzyılda. Bu o zaman İslamiyet'in bu diğer dinler üzerine nasıl gittiğini gösteren çarpıcı bir şiir örneğidir. Bunun yanı sıra özellikle şunu söyleyeyim. Yani gerek Kürt'ü gerek Türk'ü gerek öbür dinler böyle gerçekten ederek ikna yoluyla ya da bilmem kanıksayarak benimseyerek Müslümanlaşmadılar. Büyük bir bölümü zora dayalı yöntemlerle Müslümanlaştırıldı. Önce onu edeceğiz, bileceğiz. Demin bir şey söyledim. Dedim ki o zamanki ideolojiler, dünya görüşleri dinsel karakterliydi dedim. Dikkat et. Benim Kürtoloji alanında yayımladığım bir küçük kitap var. 1991'de yayımladığım iki nolu Kürtoloji yayınıdır bu. İki numaralı. Bu doktora çalışması Ermeni kökenli Arşak Poladyan adlı bir bilim adamının birinci elden dönemin Arap kaynaklarından, Arap kroniklerinden yararlanarak hazırladığı bir kitap. 7-10. Yıllarda Kürdistan. Hacmi küçük ama içeriği büyük bir kitaptır. Çok az bilinen, bizde çok az bilinen 7-10. Yüzyıllar Kürt tarihinin bilinmesi, Orta Doğu tarihinin bilinmesi, İran tarihinin bilinmesi açısından çok önemli bir kitapçıktır. Oradan çokça yararlandım. Keza bugün sosyalist dünya görüşünün temelleri herkes biliyor ki Marx'la Engels'le atılmadı. Marx ve Engels 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan şahsiyetlerdi. Ondan önce ütopik sosyalistler var. Zaten onların düşüncelerini üzerine bina ettiği eski dinler ve inançlar var, kültürler var. Keza bu kitaptan doğrudan alınma bir alıntı okuyacağım. Diyor ki 9. yüzyıldan başlayarak Hürremizm köylü hareketleri ideolojisinin temel formuna dönüşmüştür. Hürremizm manici, mazdekçi tipindeki öğretilere yakın bir ideolojiyi temsil etmektedir. Hürremiler Muhammira yani Kızıllar, Kızıl Bayraklılar adıyla bilinmektedir. Bir vesileyle değindi Kızıl Başlığın nereden geldiğini gösteren bir belge sanılıyor ki işte önce Şah İsmail'e indirgeniyordu, sonra Ali'ye indirgeniyordu. Dikkat ederse temelleri buradan geliyor. Çünkü kan rengi olan kızıllık onların sembolüdür ve özgürlük adına kendilerini kurban etmeye hazır kişiliktedirler diye anlatıyor. Bundan dolayı bir Alman bilim adamı Theodor Nöldeke 1879'da yayımladığı Şark Sosyalizmi adlı bir makalede halifelik döneminde var olan mazdekçiliği, onun devamı olan hurremiliği Şark Sosyalizmi olarak nitelendiriyor. Ve ilginçtir, toplumsal mülkiyete geçme, toplumsal mülkiyete geçme, artık kadın erkek eşitliğinden dolayı var olan, o tarihte var olan o haremleri dağıtma gibi bütün uygulamalar yapılmış. Fakat yine İslam halifelerinin tarihiyle İran o zaman hükümdarına etkilemeleriyle Mazdek katledilmiştir. Daha sonra karısı Hürrem'e onun yerine geçmiş. Hürrem'e onu daha sembolleştirerek, daha da kurumsallaştırarak bu düşünceleri yaymış. Daha sonra Hürrem'e de katledilmiştir. Ve daha sonra bu Babek'le devam ediyor. Bir taraftan akrabası Babek. Babek'le devam ediyor. Yaresallık'la devam ediyor. Babaylık'la devam ediyor. Çıkıyor geliyor buraya doğru. Bu tarafa doğru. Hepsi arasında belli bir sistematik var. Keza enteresandır. İlk defa kadınlar
meta olmaktan tamamen çıkarılıp birey olarak sunulduğu, hı, ve kadın erkek eşitliği dolayısıyla onlar da tanrısal güç olarak sunulduğu için o şer'i kafaya bu uymamıştır. Bu düşünce uymamıştır. Hı. Ondan dolayı sırf İran o zamanki hükümdarı, yani buna cevaz veren Mazdek'in iknasıyla, hı hı, bu uygulamayı toplumsal mülkiyete geçme artı kadın erkek eşitliği konularında reformlar yapıldığı, bilmem ne edildiği için o zamanki şer'i düşünce birinci Kavaz'ı, İran hükümdarı birinci Kavaz'ı kadınları satan ya da kadın bilmem neyden aracılık eden, affedersin, hı hı, bir takım nitelemelerle onu kavat olarak nitelendirmiştir. Bu çünkü kavaddı ve kavaz zatla yazıldığı için Arap, hı, alfabesinde, hı, ikisi aynı şeye geliyor, hı, ve halk arasında bu bir şey yapılmıştır. Son tahlilde bir kötülük unsuru olarak. Halbuki bunun temelinde kadın erkek eşitliği vardır. Hı. Haremlerin dağıtılması vardır. Yani haremlere yüzlerce kadını kapatmak kadına saygısızlık olmuyor. Ama bu haremleri dağıtmak kavatlık oluyor. Hı hı. Enteresan bir olay. Anlam kayması mı olmuş? Anlam kayması, evet. Tamamen bir saptırma ya söz konusu. Ya da bilinçli olarak. Tamamen kaldı. Saptırma, evet, söz konusu. Bilerek bir saptırma. Keza bununla birlikte başka bir bilim adamı, Danimarkalı Profesör Arthur Christensen 1925'te bir kitap yazıyor. Mazdekçi Komünizm adıyla. Hı hı. Dikkat edelim. Mazdekçi Komünizm adıyla. Daha sonra Nazım Hikmet Şeyh Bedreddin Destanı'nı yazdığında o da kurulu Vusta Sosyalizmi olarak nitelendiriyor Bedreddin Hareketi'ni. Evet. Keza Atatürk'ün sosyal politika danışmanı, etnopolitika danışmanı Hasan Reşit Tankut da Aleviliği nitelendirirken, değerlendirirken 1949'da Alevilik bir çeşit tekke sosyalizmidir diyor. Dikkat, evet, edelim. Evet. Demek ki işte bütün bu mirasını, Aleviliğin bu sol mirası, toplumcu dünya görüşü mirasını, vahdeti mevcut algısını, anlayışını ta buralarda bulmak mümkün. Bunun en önemli figürlerinden birisi, kahramanlarından birisi Hallacı Mansur'dur. Şimdi Hallacı Mansur aslında birçok dinle öğretileri, birçok dini etkilemiş, birçok inancı etkilemiş bir karakter. Şimdi Yezidilik'te de aslında bahsediliyor hocam. Yani mesela Yezidilik'te de önemli bir yeri olduğu söyleniyor Hallacı Mansur'un. Söyledim. Onu da söyledik. Yezidilik'te kutsal, evet, kişiliklerden biridir. Evet. Yani çok önemli bir figürdür. Diyorum, ahlakta da öyledir. Hı hı. Yani sanlıkta da öyle, Yezidilik'te de öyle. Hatta şunu söyleyeyim bakın. Şimdi Alevilik'te diyelim ki işte bilinen bazı çelişkiler dolayısıyla özellikle geçmişte Alevi şiirinde Mevlana'nın fazla adı geçmez, değil mi? Hı hı. Yani yakın dönemde farklı bir yorumla geçer bu edebiyatın içinde, tasavvuf edebiyatının içerisinde elbette geçer, geçmelidir de zaten. Fakat geçmiş Alevi edebiyatında Hacı Bektaş'a bu kadar büyük yer veren, babalara bu kadar büyük yer veren Alevi Bektaşi edebiyatı Mevlana'ya fazla yer vermez. Halbuki Mevlana'nın en yakın dostu, arkadaşı olan Şems-i Tebrizi, hı, Şems aynı zamanda Ezidiliğin kutsal kişiliklerinden biridir. Onun için diyorum biz, yani Aleviliği yeterince bilmediğimiz gibi Aleviliğin türevi olan, Aleviliğin akrabası olan Aleviliğin, hı, versiyonlarını da biz yeterince bilmiyoruz. Hı. Onları bilirsek Aleviliğin ne kadar büyük bir düşünce olduğunu o zaman görürüz. Aslında hocam burada da yine bir kısım cevap verdik, yine net bir soru sorayım. Şimdi birçok şeyde mesela bu Alevilik değil deniliyor. Alevinin türevliği etkileşim mi oluyor yoksa farklı farklı inanç gruplarının birbiriyle bağı mı oluyor? Kısmen çeşitli cevapladık aslında. Söyledik mi, evet, bu? Ama çeşitli, netleştirelim. Evet. Alevi, bunların hepsi Alevilik hanesini desem, Aleviliği, hı-hı, bu konuda bir çatı olarak, hı-hı, göreceksin. Bir çatı örgütü gibi göreceksin. Bunların hepsi bu çatı örgütünün içindeki yollardır. Çatı örgütünün içindeki farklı versiyonlardır. Aleviliğin versiyonlarıdır. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Onun için Aleviliği bir çatı olarak görmek lazım. Hı-hı. Bir çatı örgütü gibi görmek lazım. Bunların tümü bu çatı örgütünün içerisindedir.
Asıl olan bizim kendi inanç ve kültür kaynaklarımızı önce bir doğru tespit edebilmemizdir. Hı hı. Bir Fransız, yine gösterelim. Messing'in, evet Messing'in biliyorsun ki Hallacı Mansur'u adeta yeniden yaratan Fransız bilim adamıdır. Evet, çok önemli. Fransız bilim adamı. Çok önemli katkıları olmuş. Özellikle Hallacı Mansur üzerine ciltler dolusu kitaplar yazmış. Evet. Onun hikayesini de anlatalım. Şeye göre bir arkeolog olarak çalışmaya gittiği sırada bir küp buluyor ve o küpün üzerinde yazılar çıkıyor. Yazıları analiz ettikten sonra onun Hallacı Mansur'a ait olduğunu tespit ediyor. Ondan sonra tabiri caizse aşık oluyor onun öğretilerine ve hayatını Hallacı Mansur'a veriyor. Onun mesela bir belirlemesi var. Okuyayım isterseniz hocam. İslam'ın efsanesi alanında Arap, İranlı, Türk, Hindu ve Malezyalı şairlerin eserlerinde Hallaç kopardığı esik ben hakkım çığlığıyla çizgiden çıktığı için dar ağacında ölmeye mahkum edilen tanrı aşığı tipinin en yetkin örneği olmuştur. Doğru. Diye bir belirlemesi var. Biz ondan öğrendik. Sizin de onun hakkında söyleyecekleriniz? Evet, tabii ki var. Hem de çok var. Hallacı Mansur'la şu ilgili. Figür, evet. Bir, şunu tekrar bir göstereyim. NTV Tarih Dergisi'nde çıkan bu yazı Enis Batur'a ait. Aslında bir özel sayı gibi birçok başka şeyler var, konular var. Hallacı Mansur ve Fransız müridi Messing'in diye veriyor. Bu Messing'in şu Kürtler açısından ayrıca önemli, Basil Nikitin'in Kürtler kitabının ön sözünü yazan kişidir bu aynı zamanda. Hı. Yani aynı zamanda Kürtolojide yeri var. Batini inançlarda yeri var. Hı hı. Ve Hallacı Mansur'la ilgili de 4 cilt eseri var. Hı. Deniyor ki şu alt başlıkta İranlı Sufi Hallacı Mansur zındık ilan edilip mesela anlam kaymasına kayan şeylerden biri de bu zındık kavramıdır. Aynen kavad gibi. Hı hı. Nedir zındık biliyor musunuz? Zındık dinsiz demektir esas. Öyle. Halbuki öyle bir anlam kaymasına uğramış ki zındık şimdi yobaz yerine kullanılıyor. Yobaz yerine. Yani bunu da kötüleme, o değer yargıları, dünya görüşü kötüleme amaçlı olarak zındıklığı... Yeni inancı çok olan, çok konservatif düşünen... Konservatif, giderek işte tutucu, evet, gerici gibi sunuyor. Düşünen, halbuki bunun tam tersidir. Tam tersi. Zındık tam çok tersidir. Çok ilginç. Evet, tam tersidir bu. Zındık ilan edilip Bağdat'ta çarmıha gerilmesinden, yani 922 yılına tekabül ediyor bu miladi takvimde, neredeyse 1000 yıl sonra, 1000 yıl neredeyse sonra 1908'de Dicle üzerindeki Burhaniye gemisinde Fransız İslam tarihi uzmanı Louis Messignon'a görünür. Messignon kendini Mansur'u araştırmaya adar, 4 ciltlik kitap yazar. Evet. Demin gösterdiğimiz bu 4 ciltlik kitabın bir kapağıydı ve Messignon'un gençlik resmiydi. Kitabın ismi İslam'ın mistik şehidi Hallacı Mansur. Evet. Fransızca orijinalinin ismi böyle. Hı hı. 4 cilt. Hocam, bunlardan yakın tarihe kadar ne yazık ki üzerinde yeterince durulmadı. Fransa'da eğitim yapmış olan Profesör Niyazi Öktem, esas konusu bu olmayan Niyazi Öktem, Hallacı Mansur'un o kitaptan yararlanarak, Messing'in kitabından yararlanarak bir yazı dizisi yayınladı. Yazı dizisi, onu da gösterelim bu, bir yandan. Bu kitabın özeti değil mi? Yani kitaptan alıntı. Özetin özeti. Şunu görsün izleyiciler, ayrıca görsünler. Hangi tarihte yayınlanmış? O tarihte ben yine almış. Cumhuriyet Gazetesi'nde bu dizi yazı olarak çıktı. Bakıyorum 94 yılı. Şunu şöyle gösterelim. Burada o kitaptan yine alınma çeşitli minyatürlerle, Hallacı Mansur'u anlatan direkt Messing'in, şu da onun yaşlılık hali. Daha önce gösterdiğimiz gençlik hali, bu Messing'in yaşlılık hali. Bu konunun bir numaralı uzmanı, tabir caizse
Hallacı Mansur'u yeniden yaratan kişi. Çünkü hayatını ona vermiş bir nevi. Elbette bütün hayatını ona vermiş. Şu gördüğümüz yazı dizisi o tarihte yayımlandı. 1994'te Cumhuriyet'te inceden ince okumuşum. Hocam şurada bir figür var. Hallacı Mansur'un idam edilme. Şu. Evet. Evet orada. Bu, onu bir ekrana da tutarsak. Şimdi burada çok ilginç bir şey. Ben ilk baktığımda İsa'nın çarmıha gerilme sahnesi olarak gördüm. Ama bu Hallacı Mansur olarak geçiyor değil mi? Evet, Hallacı Mansur'un üstüne üstlük bilinen en eski minyatürlerden biridir bu. 12. yüzyıla ait. Hı hı. 12. yüzyıla ait bir minyatürde Hallacı Mansur aynen İsa gibi çarmıha gerilmiş biraz olarak. Biraz yorum katılmış gibi. Evet. Zaten anlatımlarda önce katledildiği büyük eza, işkence altında katledildi ve arkasından çarmıha gerildi. Yani ikinci bir aynı cezalandırma. Dikkat edilirse biraz farklı bir versiyonu da burada aynı çarmıh sahnesi var. Aynı çarmıh sahnesi burada da var. Yani şeyle bağdaşıyor bu. Önce lime lime edilip katledilip arkasından çarmıha gerilmesi eski belgelerde de anlatılıyor. Dolayısıyla bu doğru. Evet, bu kadar teorinin içerisinde biraz da şiir okumak gerekiyor. Biraz aslında. Da şiir. Evet, biraz şiire zaman ayıralım. Çünkü Hallacı Mansur'un... Öyle mi? Az mı kaldı zamanımız? Zamanımız biraz var ama arada bir şiir okuyabiliriz. Peki okuyalım, hay hay. Çünkü aslında şiir de bir şekilde tarihin bir anlatısıdır. Birçok tarih şiirle anlatılmıştır. Böyle özellikle bu öğretileri verenlerin yazdığı ya da içerisinden geçen şiirleri okumakta her zaman fayda var. Evet, evet. Şimdi demin sözünü ettim. Tabii başka örnekler getirmedim ama eski Kürt şiirinde de yine Hallacın yeri var. Bu çünkü Alevi Kürtler, özellikle Doğu Kürdistan menşeli Alevi Kürtlerin öncülüğünde oluşan bir edebiyat var. Hı hı. O nedenle Kürt edebiyatının temelini atanlar Yarisan Kürtleridir diye haklı bir belirleme vardır. Hı hı. Şimdi daha sonraki süreçte söz gelimi Şeyh Rıza Talebani, bu İstanbul'da da bulunmuş, bugünkü Celal Talebani'nin dedesi, büyük dedeleri Şeyh Rıza Talebani, hem Kürtçe hem Osmanlıca şiirleri olan bir şahsiyettir. Buradaki bir Kürtçe şiirinde, ki bu Jin'de yayımlanmış, 1918-19'da yayımlanan Jin dergisinde yayımlanmış. Yine burada da hem yaranlıktan, yarsanizmden söz ediliyor, yaresanlıktan, Alevilikten söz ediliyor. Hı hı. Hem Nesimi ve Hallacı Mansur'a atıfta bulunuyor. Hatta mezhebi yarani diye, yarani mezhebi olarak nitelendiriyor bu inancı. Şimdi Hallacı Mansur'un benim görüşüme göre en yakın takipçilerinden birisi, ideolojik olarak, şiirsellik olarak, felsefe olarak birisi, en eski divan sahibi Kürt şairlerinden Baba Tahir Uryan'dır. Hı. 10. yüzyılın ikinci yarısı, 11. yüzyılın başlarında yaşamış ve daha sonra kendinden sonra gelecek olan Ömer Hayyam'a, Yunus Emre'ye, Mevlana'ya düşünce ve şiir babalığı yapmış önemli bir kişilikten söz ediyoruz burada. Baba Tahir Uryan. Bugüne kadar yakın tarihlerde Avrupa'da özellikle 19. yüzyılda Baba Tahir ile ilgili yazılar çıktığı, 20. yüzyılın başlarında kitaplar çıktığı halde, ki bunlardan birini ben çevirterek, notlayarak yayımladım. Evet. Halde yakın döneme kadar bizim literatürümüzde yoktu. Şunlar biliniyordu. Söz gelimi Kültür Bakanlığı'nın yayımladığı şu kitap biliniyordu. Baba Tahir Uryan ve Şiirleri. Şu kitap. Daha sonra Kürt çevreleri, Nubiyar çevresi önce şu kitabını, Baba Tahir Uryan'ın Dubeyti diye şu kitabını yayımladı. Daha sonra bunu geliştirilmiş olarak tekrar yayımladılar. İyi de yapmışlar. Burada hem buna esas olan Baba Tahir Uryan Divanı'nın orijinalini vermişler. Baba Tahir Uryan Divanı'nın orijinalini vermişler. Evet. Hem de burada sonradan basılmış olan nüshanın, yani Arap harfli Kürtçesi ile Latin harfli Kürtçesini karşılıklı koymuşlar. Arkasına bir de divanı eklemişler.
bunun özgün bir nüshasının İzmir Kütüphanesi'nde olduğunu tespit ediyoruz buradan. Nitekim bizim bilmediğimiz yakın tarihlere kadar açıkçası geçen yıl benim ilk defa bir arkadaştan edindiğim şu kitapçık, 1966 yılına tarihlenmiş olan şu kitapçıkta Rüştü Şardağ, daha sonra ANAP'tan milletvekilliği de yapmış olan edebiyat sever bir aydın, bunları o tarihte Türkçe olarak şiirleştirmiş. Yani o Kürtçeleri sonra Farsça'ya da çevrilmiş olan bu şiirleri Türkçeleştirmiş kendisi şiirsel olarak. Ön sözde şöyle bir küçük belirlemesi var, onu okuyayım, ondan sonra örnekler verelim. Diyor ki, Baba Tahir Uryan kendisinden daha sonra gelen Hayyam ile birleşir birçok sebeple. Hep bunu anlatıyoruz ya, onların şiir ve düşünce babası. Evet. Milyonların sevgilisi olmak bakımından bir, her ikisi de kısa zahmetsiz okunacak dörtlükler bırakmışlardır. Dörtlükler, rubai tarzı ya da dubeyti dediğimiz. Her ikisi de doğunun değişmez kaderi olan rintliği işlemişlerdir. Üç, her ikisi de eski Grek yalınlığı ve süsten uzaklığı içindedirler. Dört, her ikisi de hikmetler ortasında lirik içten koptuğu anda söylenmişçesine sıcak kalmışlardır. Ve nihayet beş, her ikisi de insanın bam teline dokunabilmişlerdir. Diyor ki, ne yazık ki diğerlerini bütün dünya bildiği halde bizim Baba Tahir Uryan'ı kimse yakın tarihe kadar bilmiyordu. Bizim birçok şair de bunun içerisinde ya da edebiyatçı. Şimdi bundan bir daha iki şey az biliniyordu daha doğrusu. Daha az biliniyordu, evet. Daha yakında biliniyordu. Evet. Şunu söyleyeyim, Ömer Hayyam dünyada en çok dile çevrilen şairdir. Evet. Ve 19. yüzyılda popüler daha popüler olmuştur. Evet. Elbette 19. yüzyılda Osmanlıca'ya, Türkçe'ye diyelim, evet, çeviren de ünlü Kürt aydını Abdullah Cevdet Bey'dir. Evet. Abdullah Cevdet Bey'in çok çok önemli eserleri ve çevirileri var. Ve bir tanesi de Ömer Hayyam'dır. Ömer Hayyam'ı kazandırmıştır Türkçe'ye. Evet, evet, şimdi şair de olduğu için Rüştü Şardağ, sadece birkaç örnek vereyim. Sadece birkaç dörtlük vereyim. Evet. Yani Kürtçe'yi doğrudan Türkçe olarak şiirleştirmiş. Evet. Gözümden hem gönülden bıktım ey yar. Güzel görsem kayar gönlüm sayıklar. Vurup hançer gözüm görmezletirsem gönül belki biraz oh der rahatlar. Fakirim, müflisim, kahrolmuşum ben. Perişanım, perişan doğmuşum ben. Perişan kimseler bir bir ölünce o topraktan bitip yorulmuşum ben. Gönül bilmez nedir mutlanma sensiz. Demem bir oh inan hicranla sensiz. Yapılmaz kalbimi sen girmedikçe düzelmez tanrımız uğraşma sensiz. Benim sensin uzak dağlarda lalem, benim sensin nehirlerde menekşem. Umutsun sen bana çiğden misali, yaşar kaç gün bilirsin çünkü çiğden. Böyle devam edip gidiyor. Bir son dörtlük daha okuyayım istersen. Zamanımız var, okuyabilirsiniz. Var mı? Evet. Peki o zaman. Çünkü bunlar çok fazla bilinmiyordu, bunların Türkçeleştirildiği. Genellikle düz yazıyla Türkçeleştirildi. Yapılan şey o. Söz gelimi Kültür Bakanlığı yayınında da. A kardeş, düşmüşüm üç türlü derde. Gariplikle esirlik hepsi bende. Gariplikle esirlik neyse yalnız zor iş. Yar kahrını çekmek bu sinde, bu yaşta demek istiyor. Büründüm çul geçip atlas ipekten. Kurumla, nazla öc aldım felekten. Denizler tümce hep avucumda olsa çekerdim ellerim her nimetinden.
Böyle devam edip gidiyor bunlar, devam edip gidiyor. İstersen zaten ismini de, yaptığı bu derlemenin ismini de Perişan koymuş. Düştü Şarda, evet. Perişan, Baba Tahir Urya'nın bu şiirlerini, çift beyitlerini Perişan adıyla yayımlamış. İstersen zamanımız varsa bu ekolün, bu ekolün yani Alevilikteki Hallacı Mansur'la da gelen Tanrı algısını, dua algısını, dünyaya bakışını anlatan birkaç şiir örneği verelim. Birisi Yunus'tan. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, sefalık ile açtık elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Havalandık, kuş olduk. Uçtuk elhamdülillah. Dikkat edirse tam Hallacı Mansur felsefesi. Evet. Vardığımız illere, sol sefa gönüllere, Hakk'a taptık, manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yadisen bilişelim. Atımız eğerlendi, açtık elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayır şer işledik. Üç bahar geldi geri, göçtük elhamdülillah. Dirildik bahar olduk, irkildik ırmak olduk. Artık denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptuğun tapusunda, kür olduk kapusunda. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah. Evet, diyor çok Yunus. Güzel, evet. Başka eğer şeyler olursa, zaman olursa başka bir takım şeyler okumak isteriz. Son bir şiir okuyalım. Öyle mi? Son bir son şiirlik. Bir şiir okuyalım. Evet, evet, o mu kaldı sadece? O kadar evet. Zamanımız mı kaldı? Evet. Evet, ben farklı bir şey düşünmüştüm ama o zaman olmayacak o. Son bir şiir, çok şiir var. Yine o ekolden olan, bu sefer istersen Hayyam'ın yine Türkçeleştirilmiş birkaç örnek vereyim. Bu defa Hayyam. Çünkü aynı ekol bunlar. Hı hı. Hepsi aynı ekol. Evet. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok. Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok. Evet. Var mı dünyada günah işlemeyen? Söyle. Yaşanır mı hiç günah işlemeden? Söyle. Bana kötü deyip kötülük edeceksen, Yüce Tanrı ne farkın kalır benden? Söyle. Evet. Çok güzel. Ben çok örnekler var. Evet, çok. Bunun devamı da var. Çok güzel. Evet, çok örnekler evet. Var bu dörtlükler. Evet, üç aslında konusu. Bugün Hallacı Mansur konusu çok tartışılmadığı için, tarihsel olarak hep belirli perspektiflerden tartıştığı için ben özellikle sizi bugün kesmemeye çalıştım. Çok güzel, zevkli bir program oldu. Ama maalesef programımızın zamanımız burada sonuna geldik. Zamanımız evet. Maalesef kalmadı. Evet sevgili seyirciler, bugün Hallacı Mansur'u tartıştık. Onun öğretilerini tartıştık. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.